Acem Birliği Sivas Temeltepe'de yaptı, vatanı görevine gönderdi. Oradan hiç izin kullanmadı. Elaziz Kateme'ye geldi, oradan birliğine gidiyor. Oğlum Cize'ye gitti, 10 gün orada görüştüm. Orada para gönderdi, para çekti Cize'de, çekti parayı. Sonra haber, 10 gün konuştu, haber alamadım. Oradan kayboldu, hiç haber alamadım. Karakola gitti, orada bize haber verdi, Cize'ye haber verdi, dedi oğlum burada yoktur, gelmedi buraya. Biz de gitti Cize'de, Cize onlar dedi yoktur burada, bize haber vermedi, 20 gün bitti ondan. Mahpuzi bende de para çekti, burada KTM'de, Cize KTM'de para çekti. Oğlum 4 ayda haber alamadım. 4 ay bitti, hiç haber alamadım. Yetkililere sesleniyor, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a sesleniyor. 4 aydır oğlum kayboldu, hiç haber alamıyor. Her tarafı aradı, karakola, her tarafı aradım, hiç haber alamıyor. Ailesi çok perişandır, hastadır hanımın. Çok perişandır, hiç haber alamıyor, yatamıyor, gece gündüz. Hiç huzur yok bizde. Benim oğlum ölü size versen razıyım. Vatanı görevinde şehit oldu, razıyım. Neredesin, hep bana seslersin, neredesin, ölüdür. Nedir, bize haber versin. 4 aydır aranıyor, hiç bir izine rast gelmedi. Benim tek oğlum var, Emrah, neredesin, bize hele bir sesle, bir telefon açsın. Anası hastadır, rahatsızdır, hiç uyamıyor. Neredesin, bizi ara. Emrah vatanını görevini yapmak üzere Haziran'ın 17'sinde kendi memleketinden yola çıkarak Sivas Temeltepe'ye gitti. Acemi Birliği'ni bitirdikten sonra hiç izini kullanmadan Elazığ KTM'ye katıldı. Elazığ KTM'de bunu Cizre KTM'ye gönderdi. Cizre KTM'ye gitti. Yaklaşık bir 10 gün işte İrtibat halindeydik, görüşüyorduk. En son ben kendisiyle konuştuğumda bütün arkadaşların dağıtımının yapıldığını, biz de bu sıralarda gideceğiz en yakın zamanlarda. Ondan sonra bir anda bağlantı kesildi. Biz de sandık ki işte kendi gideceği karakol üst bölgesine, Balıca'daki üst bölgesine gittiğini sandık. Ondan dolayı bir irtibat kesildiğini sandık. Ama bir 20 gün geçmesinin ardından biz artık biraz tedirgin olmaya başladık. Biz aradık, sorduk, işte Cizre'yi aradık. Ondan sonra Cizre ilk başta buradadır dedi. Biz kendi karakoluna gönderdik dedik. Biz kendi karakolunu aradık. Kendi karakolda yok, böyle bir asker gelmedi. Cizre'de olması gerekiyor dedi. Ondan sonra buradaki karakollara başvurduk. Buradaki jandarmaya gittik. Jandarmanın baskısı sonucunda kendileri, bizzat kendi Cizre'deki komutanlar dedi ki böyle bir asker bize gelmedi. Hiç girişi bile yapılmamış. Ama biz 10 gün süre içerisinde irtibat halindeydik. Üstelik babası para gönderdi. Bak dediler ki buraya gelmediğine dair Ağustos'un 3'ünde Cizre KTM'in içindeki bankamatiklerden para çekmiş. Yani bu da deli. Bizzat bir de başka bir şey var. Kendi arkadaşları diyor ki yani orada Bağlıca'yla beraber gidecek arkadaşlar. Diyor ki biz de oradaydık, Emrah da oradaydık, tanıştık diyor. Çünkü aynı karakola gidecektik diyor. Bir tanışmamız oldu, beraber yatıp kalkıyorduk. Ama diyor, gece akşam beraber yattık, sabah kalktık, Emrah yoktu diyor. 4 ay önce savcılığa başvuru yaptık. 4 ay geçti, hiçbir haber alınamadı. Geçen Ankara'ya gittik, Ankara'da bütün yetkililerle görüşmeye çalıştık. Bazıları hiç ne takan oldu, ne soran oldu. 4 ay geçmesine rağmen hiçbir yetkili arayıp da bizzat şu oğlunuz ne oldu, nerededir veya böyle bir şey başına gelmiş hiçbir haber verilmedi. Yani bu kadar vatanı görevine düşkün bir çocuğun ortadan bir an kaybolup gitmesi niye böyle bu kadar göz ardı ediliyor? Yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanı olsun, başbakan olsun, genelkurmay başkanı olsun. Kendi biraz empati kurarak kendi çocuklarını yerine koysunlar. Böyle bir şey olabilir miydi? Allah rızası için elinizden ne geliyorsa, hiç olmazsa ölüyse ölüsünü, sağsa bir sesini duyalım yani. Evin tek erkek çocuğu, yani annesi bayağı düşkün kendisine. Hasta ayrıten, ayrıca hastadır. Yani artık aynı annesinin yüzüne bile bakacak yüreğimiz bile yok yani. Yetkililer bize firar ettiğini söylüyorlar. Yani firar edecek hiçbir neden yok. Çünkü kendisi de oraya gittiği zaman kendi arkadaşları da söylüyor. Uzman çavuş olma gibi bir niyeti vardı. Yani eğer kaçacak veya firar edecek bir niyeti olsaydı veya siyasi düşüncesinden dolayı askere gitmeme gibi bir şey olsaydı izinli kullanıp eve gelirdi yani. Hiç direkt askere, yani usta birliğine gitmezdi.
Yani herhangi bir siyasi görüşe bağlı değildi. Yani vatanını, milletini, bayrağını seven bir insandı. Vatana ihanet edecek birisi değildi.